Evet, yurdun birçok satında ve dünyada efendim birçok ülkede saldırılar, vahşet, protesto ediliyor. Ama İsrail şu anda tam manası geri adım atmış değil. Bu noktada Sayın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu John Kerry ile birçok görüşme gerçekleştirdi. Ve birçok mevkidaşıyla dünya üzerinde görüşmeler yapıyor Sayın Davutoğlu. Tüm yaşananları konuşacağız. AK Parti Milletvekili Sayın Selçuk Özdağ şu anda telefon attığımızda. Sayın Özdağ, hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk Feridun Bey. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Efendim Türkiye yüksek sesini çıkartmaya devam ediyor. Birçok tabii bunu diplomasi ayağıyla da yapmaya çalışıyor. Son gelinen durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Saat yaklaşık bir saat kaldı. 12 saatlik ateşkesin bitmesine. Bu saat 20'den sonra ne olacak bilemiyoruz. Çünkü karşımıza her taşın altından çıkan bir İsrail var. Nasıl değerlendiriyorsunuz gelinen durumu? Pervasızlığına devam ediyor. Batı'nın İsrail saldırıları karşısındaki tutumu küfür tek millettir hakikatini doğruluyor ve İsrail'in cüret ve cesaretini bugün Batı'nın teşvik edici tutumu gemlenemez hale getiriyor. Her yaptığı İsrail'in toleransla karşılanıyor. Hiçbir insani ve ahlak ölçüye sığmayan cinayetler işliyorlar orada. Şu ana kadar İsrail'in katlettiklerinin büyük kısmını bebek yaşlı çocuklar oluşturuyor. Bu da pervasızlığının bir göstergesi, acımasızlığının, insan dışı uygulamalarının bir göstergesi, ari ırk olarak kendisini iddia etmesinin bir göstergesi. Ancak sebep bu değil tabii ki sadece. Mevcut konjonktürde İsrail'in arayıp da bulamayacağı fırsatlar sunuyor kendisine. Eskiden İsrail'in attığı her adımda dikkate almak zorunda olduğu bir Irak vardı. Orada bir Suriye vardı. Fakat Irak biliyorsunuz bölündü. Irak'ta çok ciddi bir iç savaş var şu an. Bir despot gitti. Birkaç tane despot geldi oraya. Bir Suriye gerçeği vardı. Suriye'de bir despot gitti. Bir diktatör gitti. Ve Suriye'de şu an bir iç savaş yaşanıyor. Bu konjonktürel ortam da kendisinin pervasızlığı artırıyor. Irak'ın paramparça oluşması, mezhep ve etnik kavgaların nedeniyle bölünmüş olması, içinde düştüğü Gayya'dan çevresini göremez hale getirildi. Ardından Suriye'de bugün büyük bir iç savaş yaşanıyor. Yüz binlerce insan hayatını, milyonlarca vatanını kaybetti. 600 bini Türkiye'de. Her ikisi de Batı merkezli bir müdahale ile İsrail için tehdit olmaktan çıkarılıp yem haline getirildiler. Mısır'da da biliyorsunuz önce bir halk uyanışıyla beraber bir diktatör yıkılmıştı. Evet. Mısır'da uyumlu bir iktidar iş başına gelince İsrail her gün biraz daha güçlenen Hamas ve Gazze'yi dövme yolunu tuttu. Ve buradaki El Fethi ile Hamas'ın bir araya gelişi nedeniyle de bugün büyük bir tereddüt, endişe yaşamaktadır. Filistin halkının acılarına ortak olmak hem bir insanlık hem de bir İslamlık borcudur. Lakin mesele sadece kahrolsun demekle, yok olsun demekle sloganlarla halledilemeyecek kadar derindir. En başta İslam dünyasındaki yöneticilerin Filistin meselesine ne kadar samimi yaklaştığı meçhuldür. Hem Türk dünyasının liderlerinin hem de Arap dünyasının liderleri bu noktada meçhul bir tutum izlemektedirler. Halkların hassasiyeti ise her zaman siyaset kurumu tarafından paylaşılmamaktadır. Bugün İslam dünyasının ve Türk dünyasının en büyük sıkıntısı halkların hassasiyetini taşıyan liderler tarafından yönetilmemiş olmasıdır. Buna Türkiye varistedir, Türkiye ayrı tutmak lazımdır. 12 yıldır Türkiye'yi değiştiren ve dönüştüren, dünyada sürsal yapan bir Recep Tayyip Erdoğan vardır. En başta İslam dünyası Müslümanların menfaatlerine odaklanan yöneticiler tarafından değil, kendi hasis çıkarlarına odaklanan idareciler tarafından yönetilmektedir. Bu da meseleyi çıkılmaz hale getirmektedir. İnananlar arasındaki kardeşliğin ete kemiğe bürünerek Filistin'e yansımasına mani oluyor bu durum. Bazen de yöneticiler Filistin meselesini iktidarlarını takip etmek, toplumsal hassasiyetleri randa çevirmek için kullanıyorlar. Arap dünyasında bunu çok fazla gözlemledik maalesef. Bugün orada çok ciddi şekilde bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Ama gerek Hamas'ın, gerek El Fethi, gerek diğer cihat örgütlerinin buradaki tutumları, duruşları ve yıllardır süren direnişleri mutlaka İsrail'i caydıracaktır. Türkiye bu noktada liderlik yapmaktadır. Sayın Dışişleri Bakanımız Ahmet Davutoğlu Bey ve Başbakanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan Bey bu konuda da çok ciddi şekilde dikkatli bir dış politika izlemektedirler ve bir dik duruş sergilemektedirler. Batı dünyasını uyandırmaya çalışmaktadırlar. Ama ben bugün Batı dünyasının liderlerinden ziyade Batı dünyasının vicdanlı halklarına seslenmek istiyorum. Oradaki aydınlara, oradaki din adamlarına, hahamlara, papazlara, efendime söyleyeyim rahiplere, rahibelere seslenmek istiyorum. Sesinizi yükseltin. Burada bir mazlum bir halk yok edilmek istenmektedir. Açlığa mahkum ediliyorlar. Doktorsuzluğa, ambulanslığa mahkum edilmek istiyorlar. Ama er geç Allah'ın eli uzanacaktır. Ben inanıyorum ki bu Filistinlilerin inşallah birlikte beraberliğini sağlayacaklar. Farklılıklarını zenginlik kabul edecekler. Gerek Hamas olsun, gerek El Fethi olsun, gerek diğer örgütler olsun. Birlikte İsrail'e karşı mücadele vereceklerdir. Arap dünyasının liderleri de bu direniş karşısında mutlaka bugün vicdanlarının sesini dinleyerek halklarıyla beraber bu saldırıları kınayacaklardır. Ben bir Kırım'da Mustafa Cemiloğlu'nun açlık grevi yaparken Komünist Rusya döneminde dünya habercisinden bir Andriy Sakharov adlı şahıs gelerek Nobel ödülü, bütün dünya, o da açlık grevi yapmaya başladı ve bütün dünya Cemiloğlu'nu duymuştu. Aynı zamanda bir Edmar Said arıyorum. Kolombiya Üniversitesi'nden kalkıp gelerek orada ikinci intifada bir küçük taşı alarak İsrail'e doğru atmasını, Yahudilere doğru atmasının ve bütün dünyanın gözlerinin intifaya çevrilmesini sağlamıştı. Şimdi yeni Edmar Said'lere ihtiyacımız var. Tayyip Erdoğan'ların sayısının Arap dünyasında ve Türkiye'nin çoğalmasına ihtiyacımız var. Ahmet Davutoğlu'nun sayısının çoğalmasına ihtiyacımız var. Filistin bu çıkmaz sokaktan çıkacaktır. Herkes mutlaka bağımsız ilan edecektir. İsrail bu yaptıklarıyla bir kez daha ari ırk olduğunu, bir kez daha bulun devleti olduğunu, zalim olduğunu bütün dünyalarına gösteriyorlar. Belki Kanada devlet başkanı görmüyor. Belki İngiltere devlet başkanı, Almanya devlet başkanı Merkel görmüyor. Ama o bölgelerde yaşayan Hristiyanlar, Yahudiler görüyorlar. Vicdanların çıkacağını tahmin ediyorum. Mutlaka medya mensupları çıkacaklar. Bugün de bine yakın kişi öldürmüş olabilirler. İsrail'i açla, Filistinleri İsrail atla, yokla mahkum etmiş olabilir. Ama buradan bir direnişten, bu direnişten ve bu zulümden, Filistin'in direnişten ve İsrail zulmünden bir devlet doğacaktır. Bu devlet Filistin devleti olacaktır. Çünkü bu bir şerdir ama şerrin karşısında bir hayır doğacaktır. Ben diyorum, ben Filistinli kardeşlerime karşı Türkiye'nin göstermiş olduğu, gerek halkımızın, milletimizin gösterdiği, gerek devletimizin ve hükümetimizin gösterdiği duyarlılığa çok teşekkür ediyorum. Bu duyarlılıkları bizim sivil toplum kuruluşlarımızın ve bizim Dışişleri Bakanlığımızdaki dünyanın neresinde Dışişleri Bakanlığımıza ait bir yetkili varsa, dünyanın neresinde Türklerin yaşadığı, Arapların yaşadığı bir platform var, dernek, vakıf varsa eylemlerle, meşru eylemlerle bu platformlarda birleştirmek zorundayız. Bizim akademisyenlerimizin sesini çıkartması gerekiyor, yükseltmesi gerekiyor. Dünyanın neresinde, hangi mevkidaşıyla, hangi kardeşiyle, hangi akademisyenle irtibatlanıyor, bu durumları mutlaka sanal alemde de paylaşmalıyız. Ve ben inşallah inanıyorum ki Türk dünyasının vicdanı Türkiye'dir, Arap dünyasının vicdanı Türkiye'dir. Bu vicdan inşallah halka halka genişte, dünyanın neresinde bir vicdan varsa onlara hitap edecektir. Ve onlar da inşallah İsrail'in zulmünü dünyaya tahmin edecek. 7 milyara tatlına değecek ve İsrail akıntı kanlarla boğulacaktır diye düşünüyorum. İnşallah bu güzel dileklerinize katılmak elde değil. Ben de kesmek istemedim açıkçası. Efendim gerçekten güzel dileklerdi. İnşallah yeni bir devlet ve o devletin Filistin devleti olması için dualarımız ve tabii duaların da haricinde fiili olarak da birçok şey yapılması gerekiyor. Bu noktada elimizden gelen her şeyi hep beraber yapacağız. Burada dikkat etmemiz gerekiyor. Çok özür dilerim, aklıma geldi. Dünyada derin bir güç, özellikle bu 50 milyon olan dünyadaki Yahudiler, dünya ekonomisinin 1/4'ünü ellerinde tutuyorlar. Bu derin bir güç, cihat adı altında Müslüman'ı yine sadece Müslüman'a karşı savaşmaya teşvik ediyorlar. Küfür nedense, yani zulmedenler, zalimler nedense bu cihadın hedef alanına hiçbir şekilde girmiyorlar. Müslümanlar buna da dikkat etmek istedirler. Belki bunun istisnası Ruslara karşı savaşan Çeçenler ve bugün İsrail'e savaşan Filistinlerdir. Bugün
silahlı savaşlara sebep olan asıl elit ekonomi yani ticarettir. Ülkeler çoğu kez istihbaratlar için silah savunmak zorunda kalıyorlar. Ekonomik kısıtlamaların silahlı savaştan daha yakın, daha terbiyeci olduğu bilinen bir gerçektir. İslam dünyasının İsrail ile her gün artan her gülüm bir ekonomik ilişkileri devam etmemelidir. O nedenle halkların da kendi liderlerine karşı bu noktada duyarlı olmaları, en azından kendi liderlerini bu noktada duyarlı olmaya davet etmeleri gerekmektedir. Evet. İsrail'in küstahlığı biraz da buna bağlıdır. Ekonomik ilişkileri Arap dünyasının, Türk dünyasının liderleri yapmaktadırlar. Biz de halk olarak İsrail mallarını protesto etmeliyiz. Fakat Türkiye'de yaşayan Musevi halka karşı duyarlı ama bir yandan da Türkiye'de yaşayan Musevileri de İsrail'in yapmış olduğu bu zulüm gerek Ahan başını vicdanlı bir şekilde tefin etmeye, takviye etmeye davet ediyorum. Özellikle bir diğer tedbir de uluslararası toplumu vicdanları kanatan görüntülerle ayağa kaldırmak gerekiyor. İsrail'i uluslararası toplum nezdinde mahkum etmemiz icap etmektedir. Bunu yapacak olan da dünyanın neresinde bir Türk, neresinde bir Müslüman varsa bu görüntülerle sanal alemi iyi kullanması, buradaki medyayı iyi kullanması gerekmektedir. Batı toplumuyla iyi ilişkiler kurmaktan planlı ve programlı bir diplomasiyi gerek örgütler nezdinde gerekse de kişiler nezdinde yürütmekten geçmektedir. Büyük lobilerimizin olması gerekmektedir. Lobilerimiz orada boş durmamalıdır. Büyük lobilerimiz olmadan Batı toplumlarının vicdanlarında yol almak mümkün değildir. O nedenle biz bu noktada feran feran mücadele ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyeti inşallah Arap dünyasının ve Türk dünyasının liderlerinde de oluşur. Bizim i̇nşallah. Bireysel olarak bugün liderimizin, vakıflarımızın, vatandaşlarımızın yapmış olduğu eylemler ve protestolar da dünyanın her yerinde mahkez bulur diye düşünüyorum. Allah Filistinli kardeşlerimize yardım etsin. Hakikaten kahraman insanlarmış. O kadınların, o çocukların ve o erkeklerin önünde eğiliyorum. Zindanda yatanların ve bu mücadeleyi yürütenlerin, ölenlerin de ruhu olsun, o ruhların önünde, o büyük ruhların önünde tazimle eğiliyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Yayınımıza katıldığınız değerli düşüncelerinizi bizlerle paylaştınız. Çok sağ olun efendim.